Merhabalar sayın seyirciler. Bir Kadın Sağlığı programında da hafta sonu sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da çok güzel program olmasını diliyorum. Çünkü her hafta ben böyle söyledikçe çok güzel geçiyor programlarımız. İnşallah herkes uyanmıştır çünkü artık yaz aylarına geldik. Dolu dolu program olması için sizin ve sizlerin ulaşacağı seyircilerimize ihtiyacımız var. Bu hafta uzun süredir konuk edemediğim Doktor Ali Sami Hocam'la beraber olacağız. Onunla sosyal medyada yapılan yanlışları konuşacağız. Öncelikle ben irtibat numaralarımı vermek istiyorum. 444-0155 numaralı hattan canlı yayına bizlere bağlanabilirsiniz. Ayrıca program boyunca bize mesaj göndereceğiniz bir WhatsApp hattımız var. 0542-332-6332. Bu numaradan da program boyunca bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Ve bizim özel görüşmek istiyorum hattımız var. Çünkü genelde tüp bebek biraz özel bir konu olduğu için aileler özel görüşmek istiyorlar doktorlarımızla. 0506-370-1222. Bu numaradan hafta içi ve hafta sonu bizlere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Öncelikle ben Sami Hocama merhaba demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Bayağı oldu. Sağ olun. Epey zamandır yoktum. Doğru söylüyorsunuz. Bazen hastalarımız şey yapıyor, dostlarımız böyle programda beni göremedikleri zamanda ya hayırdır ayrıldın mı falan gibi cümleler söylüyorlar yani ki. Yani normaldir hocam. Değil. Yani görevimize devam ediyoruz ama tabii hekimlik zor bir iş. Merkezde çalışmalarımız devam ediyor. Orada hastanızı bırakıp gelmek çok zor oluyor. Şimdi gelirken de bir hastamı bırakıp geldim yani. Evet. Bu da tabii istemediğimiz bir şey ama sağ olsun ekip olmanın güzelliği bu. Fuat Bey bizim boşluğumuzu orada dolduruyor. Ne güzel işte. Bazen hocam. De o burada dolduruyor. Biz orada çalışmaya devam ediyoruz. O şekilde halledip gidiyoruz bakalım. Zaten önemli olan ekip halinde çalışmak sanırım hocam. Hani bu tarz merkezlerde sanırım hani hem güven konusu, bugün onu da işleyeceğiz seyircilerimizle. Tabii ki. Güven hem ekip. Çünkü biz bayanlar sosyal medyada çok aktifiz biliyorsunuz. Her şeyi oradan araştırır ve her şeyi oradan öğreniriz. Hani normalde evet sizin söyledikleriniz bizim için önemlidir ama biz genelde sosyal medyadan alıyoruz. Peki programın başında da söyledim. Bu yanlışlarımız neye yol açıyor hocam bize? Şimdi şöyle bir hani sadece tüp bebek ve kadın sağlığı ile ilgili değil. Bütün hekimlik konularında yani hasta olduğumuz zaman da internete girip eğer bu hastalıkta işte neler yapılıyormuş, bendeki bulgularla ne oluyormuş, işte sonrasında neler varmış, bu işle ilgili yenilikler nelermiş diye araştırmak doğal bir şey tabii ki. Bakmak da güzel ama bazen bunun burada ipin ucu kaçıyor. Bazen her şeyi araştırmak, her şeyin detayına girmek kötü bir şey. Şimdi ben ilk evlendiğim zamanlarda eşimle beraber işte biz şey yaparken bir öksürük meydana geldi. Eşim dedi ki acaba kanser miyim? Dedim ya normal bir öksürüktür bu, hani geçer iyileşir olur biter falan. Tabii ki de iyileşti hani. Şimdi hastalarımız o şekilde bakıyorlar bazen olaya. Ya yani işin en kötü tarafından en işte sıkıntı yaşanmış olan taraflarına oraları böyle didiklemeye başlıyorlar. Tabii sadece o da kalmıyor. Yani hani kendi hastalıklarını araştırmaları da kalmıyor. İşte oradan mesela o tip yerlerde reklam veren şeyler de oluyor. Bu besin takviyesi, gıda takviyesi adı altında umut hani satılan. Umut tacirliği diyoruz hocam biz evet, genelde. Yani o çok kötü. Ürünler var mesela. Bu ürünlerin de hani düşünebilir misiniz ki? Ya bir ürün hem kadının kısırlık tedavisini yapacak hem erkeğin kısırlık tedavisini yapacak. Tamam böyle bir şey var mı? Şimdi ben bunu söylüyorum. Bu sefer adamlar ne yapıyorlar? Aynı ürünü başka pakette koyuyorlar, ismine kadın için yazıyorlar, diğerine başka bir pakete koyuyorlar, erkek için diye yazıyorlar. Bu sefer işi değiştiriyorlar. Sonra biz diyoruz ki ya yumurta üretimine işte engel olan şey nedir falan diye. Bu sefer diyorlar ki yumurta üretmek için şunu kullanmanız daha faydalı gibi böyle şeyler yazılıyor. Yani bu tip kirlilikler bizi şey yapıyor aslında, zorlaştırıyor. Hastalarımızın da tedavisini zorlaştırıyor. Yani şimdi hasta bana geliyor tüp bebek tedavisi olmak için. Ya inanın bakın hani geldiğimiz yeri anlatayım ben size. Yaklaşık işte gelirken yolda da konuştuğumuz bir hastamız var. Bir yıl kadar önce bana geldi. Dedi ki hocam efendim ben işte daha yakın zamanda evlendim ama çocuk istiyorum. Muayenesini yaptım. Eşin durumuna baktım. İyisin bekle biraz dedim böyle. Ama hasta çok böyle şey pimpirikli bir hasta.
İşte hocam ben internetten baktığımda bende yapışıklık varsa da, ya dedim ki bak yapışıklıkların tamamı senin çocuk sahibi olmanı engellemez. Olsun, bekle biraz daha. Hasta işte efendim yine internetten kendisini kurtaramamış. Diyor ki hocam bu sefer ben illaki tüp bebek istiyorum. Öyle geldi. Tüp bebek tedavisini aldım. Dedim ki yani çünkü hani şeyi yok yani artık başka bir şekilde yok. Kafasına onu koymuş. Eşi de dedi ki lütfen hocam bize tüp bebek yapın. Daha bakın yeni evli bunlar. Yani 1-2 yıllık anca evliler. Tüp bebek tedavisine başladık. Tüp bebek tedavisinde işte okumuş bir yerlerden bir şeyler. En son embriyo transferini yapacağım. Dedi ki hocam bizim embriyomuz nasıl? E güzel dedim. Olmaz hocam dedi. Kaç hücreli? Fragmentasyon var mı? Grade kaç? Tamam, sorular böyle gelmeye başladı bu sefer. Dedim bak dedim. Ben sana dedim iyi demişim dedim. Evet. Embriyon iyidir, kapat artık. Tamam dedim yani hani bu kadar. Ya bazen hastalar bunları o kadar çok abartıyorlar ki bu işte şeye güveni azaltıyor. Merkeze, hekime, onlar beni kandırıyorlar. Onlar bana bunu yaptı. Aslında yapmamaları lazımdı gibi cümleler çıkmaya başlıyor ki bizim tedavimizin temelini güven oluşturuyor. Daha çok da şey olarak hocam, yani bu doktorlar arasında da bir kurtarma gibi bir şey mi bilmiyorum. Hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Kanda pıhtılaşma. Her gelen bayan bende kanda pıhtılaşma var hocam. Yani aslında böyle bir şey yok. O yüzden çocuğum olmuyor. Biz tıbbi toplantılar yapmaktayız. Hani ülkemizde çok saygın işte birkaç dernek var infertilite ile ilgilenen. Bu derneklerin toplantıları olur. Yurt dışında işte iki büyük derneğimiz var bizim. Bir Avrupa toplantımız oluyor, bir Amerika'da oluyor. Her yılda mümkünse biz bunlara katılmaya çalışıyoruz. Ekibimizden birisi işte Dilek Hanım şimdi Kıbrıs'taki bir toplantıda, bilimsel bir toplantıda. Oradaki yeni gelişmeleri takip ediyor. İşte efendim bir ay sonra, 1,5 ay sonra ben gideceğim. Ben bakacağım falan. İşte bu şekilde biz kendilerimizi update ederiz. Yine elimizin altında bizim medikal, işte internet siteleri vardır, dergiler vardır. Orada çıkan yayınlar, yazılara bakarız. Şimdi bizim bu toplantılarımızda ve derneklerimizin yaptığı, bakın bilgilendirmelerde hiçbir şekilde bu pıhtılaşmaların, aslında hastaların var dedikleri pıhtılaşmaların bize zararlı olmadığı gösteriliyor. Önlem için mi ilaç kullandırıyorsunuz peki hocam? Hayır. Şimdi bizim mesela bazı kan sulandırıcılar veriyoruz biz hastalarımıza. Bu kan sulandırıcıları vermekteki bazı amaçlarımız bizim tromboemboli dediğimiz pıhtılaşma, yani anlık pıhtılaşma, östrojen seviyelerimiz yükseliyor. Onlar kanda dönemsel pıhtılaşmayı artırdığı için inme atağı geçirebilir. Hani Türkçesini düşünüyorum, serebrovasküler atak diyeceğim ama şimdi inme atakları geçirebiliyor hastalar. Bunlar için biz kısa dönemli, hani merkezimizde kısa süreli kullandırıyoruz bu ilaçları. Ama hasta gelmiş, özellikle hani isim bahsedeyim, MTFR mutasyonu var. Toplumda %30 aslında var bu. Hmm. Düşünebiliyor musunuz? Anneniz sizi doğururken kullandı mı bunu? Ama bakarsak MTFR mutasyonu annenizde vardır belki. Tamam. Şimdi biz ne yapıyoruz? Paranoyaya bağlamış durumdayız. Hastaların tamamına 9 ay boyunca kullandırıyoruz. Kan sulandırıcı iğneler, işte efendim aspirinler falan. Dolayısıyla hastada yan etkiler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte dudak damak yarı olabilir. Kan sulandırıcı iğneye bağlı kemik erimeleri ortaya çıkabilmekte. Tabii bunları şey yapıyoruz. Onun belirli süresini ayarlıyorsunuzdur hocam o zaman. Yani tabii ki hani her hasta 9 ay boyunca kullanmıyor. Tabii. Yani 9 ay boyunca kullandırdığımız hastalar var. Mecbur kullandırdığımız hastalarımız var. Daha hani daha ciddi böyle pıhtılaşma problemi olan hastalarımız var diyelim. Onlara mecburen kullandırıyoruz işte. Bazen tekrarlayan gebelik kaybında bizim antifosfolipid sendromu diye isimlendirdiğimiz hastalarımız var. Onları kullandırıyoruz. Ve onlarda da mesela temel kullandırma amacımız tabii ki gebenin devamlı sağlasın, işte gelişme geliri falan yaşamayalım ama aynı zamanda bu az önce bahsettiğim damar tıkanmaları, öyle diyeyim hani, onların önüne geçmek için yapıyoruz, kullanıyoruz. Şimdi embriyolardan bahsettiğimiz için bir seyircimiz mesaj yazmış. Evet. Merhaba doktor bey, sorum olacaktı. Orta kaliteli 3. gün embriyoların tutma şansı ne kadardır? Teşekkür ederim diye yazmış hocam. Şimdi aslında şöyle, biz embriyo kalitelerini kendimiz sınıflandırıyoruz.
gözümüze işte böyle içindeki hücrelerin sayısı, hani üçüncü günde atıyorum 8 hücre olması lazım. 8 hücre varsa çok güzel diyoruz mesela. İşte o hücreler birbiriyle simetrik mi ona bakıyoruz. İçinde pıhtılaşmalar, şey pıhtı diyorum özür dilerim, parçalar var mı, küçük parçalar var mı mesela. Onlara bakıyoruz falan. Büyüklüklerine bakıyoruz. Diyoruz ki tamam bu embriyo güzel bir embriyo. Tamam. Niye biz buna göre güzel embriyo diyoruz? Daha önceden, yıllar öncesinden yapılmış sınıflandırmalar var. Hı hı. Bu embriyoları gördüğümüz zaman da daha iyi tutacağını düşünüyoruz. Halbuki gerçek hayatta hangi embriyonun tutacağını bilmiyoruz. Bakın çok güzel gördüğünüz bir embriyoda anomali dediğimiz kromozom bozuklukları olabilir. Ya da embriyonun yaşantısıyla ilgili sıkıntılar olabilir. Nitekim başımıza geldi. Üçüncü günde embriyoların tamamı çok güzel gözükürken, beşinci güne bıraktığımız zaman da birçok embriyonun parçalandığını, öldüğünü, yoluna devam etmediğini gördük. Yani bunun aslında doğruluğu çok net değil. Hiç unutmuyorum, bakın Aksaray'dan bir hastamız geldi. 40 yaşında bir tane yumurta aldık. Çok kötü kalitede bir embriyo oldu. Öyle ki ya transfer etsek mi etmesek mi diye hani kendi aramızda konuştuğumuz bir embriyoydu. Pazar günü transferini yapmamız lazım. Hastaneye geldik, işte bir başka iş için geldik. Dedik ya o iş için gelmişken ya madem öyle bu hastaya da transferi yapalım dedik. Çok güzel bir çocuk doğdu. İnanın. Yani bakın embriyonun görüntüsü kötüyken bebek çok güzel oldu. Tamam. Siz yani, yaşa da mı bağladınız peki hocam bu embriyoyu? O da hem embriyo kötü dedik, hem işte efendim yaşımız kötü dedik, işte tutma ihtimali düşük dedik. Ama kadın 40 yaşında başka şey yok yani verelim gitsin dedik. Yani hani böyle imha etmek yerine zaten merkeze geliyoruz. Hasta da burada elimizin altında, bir şansımızı deneyelim dedik. Tabii hastayla bunların hepsi açık açık konuştuk. Ama geldi bize işte 3 yıl sonra 4 yıl sonra çocuk ziyarete geldi. Çok güzel bir çocuktu yani. Dolayısıyla bizim aslında iyi embriyo mu kötü mü embriyo diye yani embriyonun tipine bakarak söylediğim şeylerin aslında büyük kısmı doğru değil. Tamam. Peki değerlendirmelerinizde hocam biraz da embriyoskopu anlatalım mı? Siz konuşurken o geldi aklıma. Hani değerlendirmeyi embriyoskopla nasıl yapıyorsunuz? Hani başarı şansını etkiliyor mu embriyoskop? Şimdi şöyle embriyoskopla ilgili çalışmalar yaklaşık olarak işte 2009-2010'dan itibaren böyle hayatımıza girmeye başladı. Çalışmalarda da embriyoskoptaki embriyo bölünme saatlerine göre bir sistem oturtuldu. Dendi ki işte bu bölünme saatlerine bakın. Ona göre iyi embriyo, kötü embriyo belli olacak embriyoskopta. Ve gebelik oranlarını yaklaşık %10 civarında artırıyor dendi. Çok güzel bir şey. Biz de hemen merkezimizi aldık. Madem %10 gebelik oranlarımızı artıracak olan bir şey var, hemen kullanalım bunu dedik. Aldık ve kullanmaya başladık. Ama bizler seçici kullanıyoruz. Her hastaya yapmıyoruz. Her hastaya kullanmıyoruz. Sebebi de şu, benim için embriyonun iyi olduğunu anlayabileceğim embriyolarda kullanıyorum bunu. Yani elimde 8-10 tane yumurta var. Embriyo haline gelecek ve bunların içerisinde ben seçim yapacağım. Buna kullanıyorum. Ama 2 tane embriyo varsa bu hasta için embriyoskop kullanmak bana bir getirisi yok. Tamam mı? Yani dolayısıyla hastaya külfet, ekstradan bir hani masraf çıkartıyor. Ve fayda görmeyeceğim bir şeyi kullanmamın bir anlamı yok. Tamam mı? Dolayısıyla biz seçici olarak hareket etmekteyiz. Sonrasında 2010 yılından sonra özellikle işte 2016-17'lerde falan böyle çıkan çalışmalarda embriyoskopun gebelik oranlarını çok artırmadığı, işte normalle fark olmadığını söylediler. Tamam mı? Çünkü niye? Orada bütün hastaları aldılar, değerlendirdiler. Halbuki elinizdeki silahı kime kullanacağınızı, ne yapacağınızı biliyorsanız o zaman hiç problem yoktur. Dolayısıyla biz de şu anda yeni çalışmasını yaptırıyoruz. Bakın. Embriyolarda kullandığımızda yeni ve güzel bir çalışma yaptırıyoruz ve onu sonuçlar çıktığı zaman da çok net olarak açıklayacağız biz de. Yani o zaman programda tekrar bir... Programın ötesinde... Duyuralım bunu, diye. Bunu biz, şimdi şöyle bizim yaptığımız çalışmaları dünya literatürüyle paylaşıyoruz. Hı. Yani benim burada yaptığım bir çalışmanın Amerika'da şeyi çıkabiliyor karşılığında. Hani oradaki hekim bundan faydalanabiliyor ya da işte atıyorum Asya'daki bir başka hekim. Bu yaptığımı internet ortamında görerek paylaşabiliyor tabii ki. Yani onlar için de faydalı olacak olan bir şey. Yani elinizde bir silah var ama şu anda silahı yanlış kullanıyorsunuz. Bu silahı doğru şekilde, şu şekilde kullanabilirsiniz diye onu anlatacağız biz. Bizim derdimiz o.
Şimdi diğer mesajıma geçeceğim. Merhabalar efendim. Hocama bir sorum var. Tüp bebeğin kilo ile alakası var mı? Ben Almanya'dan yazıyorum. Benim kilo sorunum var diye yazmış hocam. Şimdi inanın o kadar çok önemli bir konu ki kilo konusu. Hastalar geliyor. Benim hastalarıma ilk sorduğum şey şu. Biz sizi tedaviye alacağız ama kilo verebilir misiniz? Ve hocam ben kilo veririm diyen her hastamı bekletmişimdir. Demişimdir ki bak sen tedavini yaptır, kilonu ver, ondan sonra gel ben sana çocuk yapayım demişimdir. Tamam. Şimdi bazı hastalar şunu diyorlar. Hocam ben kilo veremem. Uğraştım olmuyor. Şimdi bu hastalara ne yapalım yapmayalım mı? Yaptık. 120 kilo bakın 125 kilo hastalarımı ben doğurttum tüp bebek yaparak. Ama bunun yanında işte mesela kilo arttığı zaman da tutup düşen hastalarım da oldu. Tamam mı? Yani mümkünse hastalarımızın zayıflamasını istiyoruz biz. Çünkü tedavi başarı şansım artıyor. Kullandığım ilaç miktarım azalıyor. Daha kaliteli ve daha güzel yumurtalar elde ediyorum. Bir de gebelik elde ettiğim zaman da daha iyi bir şekilde devamı sağlanıyor. Dolayısıyla hasta yani mümkünse mevcut kilosunun %10'undan fazla verebiliyorsa çok güzel bizim için. Kaldı ki hani keşke bugün aramızda olsaydı diyetisyenimiz vardı. Büşra Hanım aklıma geldi. Büşra çok başarılı bu konuda. Bir örnek vermek istiyorum. Hastamızla ilgili örnek. Her şey çok güzel. İki tane çocuğu var. Kendiliğinden olmuş. Sonrasında çocuğu olmuyor hastamızın. 90 küsür kilo civarında. Yani çok fazla çok ağır bir obez değil. Ama yani hani hastamızın sıkıntısı böyle. Geldi. Dedik ki hani tüp bebek kararı aldık. İşte eşinden kaynaklı bir sıkıntı var. Tüp bebek kararı aldık. Tamam yapalım hadi. Her şey çok güzel. Pırıl pırıl. Öyle ki o kadar çok embriyo elde ettim ben hastadan. 3 paket halinde dondurduk biz hastanın embriyolarını. Dedik şimdi transfer yapmayalım. Rahmini dinlendirelim. Bir ay sonra transfer yapalım. Transfer yaptım. Tutmadı. Ama embriyolar çok güzel. Hasta çok iyi. Tutmadı. İkinci paketi transferini yaptım. Yine tutmadı. Hani ortada da herhangi bir şey gözükmüyor bakın. Bunu söyleyebilmek de güzeldir aslında hocam. Hiçbir şey gözükmüyor. Ya. Yani bakın iki defa biz yapmışız. Tüp bebek tedavisi başarısız olmuşuz hastada. Transfer. Aynı embriyolardan kalanlar vardı elimde. Dedim ki bak zayıflatalım seni öyle verelim. Hastamızı sağ olsun Müşra çok güzel bir şekilde zayıflattı. 30 kilonun üzerinde kilo verdirdi. Embriyoların transferini yaptım ben. İki embriyo transferi yaptım. İkisi tuttu. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani biz o kadar hiçbir şey yokken, hiçbir problem yokken gebe bırakamadığımız hasta sadece kilo verdi ve ikiz gebe kaldı. Kilo demek ki önemli. Buradan Almanya'ya selam söylüyoruz. Eğer verebiliyorsanız mutlaka tedavi öncesinde verin. Ama veremiyorsanız da tedavimizi ötelemeyelim. Çünkü bu sefer işin içine yaş da girmeye başlayacak. Hasta ben kilo vereceğim. Bu yıl veremedim. Hadi seneye yaza bırakayım falan filan. Bu sefer yumurtalar kötüleşmeye başlayacak. İşte rahimde başka sıkıntılar ortaya çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla beklemeden bu işlere başlamak lazım bir şekilde. Şimdi siz konuşurken ben çok güzel bir mesaj okuyordum hocam. O yüzden gülümsedim, görmüşsünüzdür. Evet. Merhaba, Ali Sami hocamı gördüğümüzde evimize güneş doğmuş gibi oluyor. Ali Sami hocama tüp bebek yaptıran bir hasta olarak onun güler yüzü, samimiyeti ve verdiği güvenli tüp bebek sürecini çok çabuk geçirmemi sağladı. İnşallah kızımı da kucağıma en kısa sürede verecek. İnşallah onu çok seviyorum ve çok güveniyoruz. Ben Şerife Acar. Ayrıca kırmızı çok yakışmış diye söylemiş hocam. Sağ olsun. Sağ olsun. Kravatı Haydar Hoca bir gün demişti. Kravatta işte kırmızı olunca güzel oldu falan diye. Haydar Hoca'nın şeyi var yani. Bugün de onu takarak geldim böyle. İşte sizinki sadece tedaviyle bitmiyor. Bunun ileri seviyesi de var. Hani evet. Merkeziniz normal bir hastane gibi değil, bir ev gibi. Hani Şerif Hanım da bunu görmüş, onun gibi diğer hastalarınız da görüyor aslında. Hani programın başında da işte güven dedik, sosyal medya dedik. Çünkü insanlar o kadar çok umut tacirleriyle karşılaşıyorlar ki. Geçen PRP diye bir telefon geldi. Hocam PRP, Kontiv'den bizi izlemiş. Bilmiyorum şu an tekrar izliyor mu? Hocam biz PRP yaptırınca çocuğumuz olacakmış. Yaş 43. Yani Fuat Hocam dedi ki, bunu dedi sana yapacak olan dedi paran alıp gönderecek.
Sen beni tekrar aradığın zaman beraber üzüleceğiz dedi. Değerlerini sordu. Gereken şeyi söyledi. Evet. Hani gerçekten hani burada sosyal medyayı niye konuşuyoruz diye düşünenler belki oluyordur ama yerinde ve merkezinde yaptırmak en önemlisi sanırım. Tabii kesinlikle katılıyorum. Şimdi bizim temel görevimiz bakın hastalarımıza çocuk yapmak değil. Bakın bizim temel görevimiz hastalarımıza dürüst olmak. Evet. Hastanın sıkıntısı neyse bununla ilgili gerekli açıklamaları yapmak. Sonrasında artık ondan sonra tedavide ikinci basamakta biz hastaya çocuk vermeye çalışıyoruz. Bakın. PRP tedavisi. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani hem saçı olmayanın saçına faydalı bir tedavi. Evet ben de anlamadım bayağı. Hem dizi ağrıyanın dizine bir faydalı tedavi. Cildi güzelleştiriyor. Yani bakın bunlar yaşadığımız şeyler. Bel ağrısına iyi geliyor. Yani şimdi tüp bebekte faydası oluyor. Tamam mı? Yani yumurtası yok hastanın. Yumurta çıkmıyor. Diyor ki ya işte PRP yapıldığı zaman da İşte yumurta al, ya nasıl yapacaksın peki? Nereye vereceksin sen PRP'yi? Lokal et geliyor. Hani konuştuğumuz her şeyde lokal et geliyor bu PRP dediğimiz şey. Yumurtadan mı vereceğiz biz bunu? Verdik apse gelişirse ne olacak? İşte. İşte bunlara hiç kimsenin baktığı yok yani, tamam mı? Dolayısıyla hani PRP kullanılabilir mi? Evet. Benim mesela PRP ile ilgili İran'dan bir bilim adamı, bilim kadını diyeyim daha doğrusu, ciddi çalışmaları var. Ama şu anda daha bilimsel çalışma aşamasında. Yani yapıyor. Rahim içi ile ilgili bazı çalışmaları var. Ve bunu da beraber paylaştık. Oturduk, sorduk kendilerine, böyle alışverişimiz oldu. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama çok kısıtlı alanlarda yapılabilir. Biraz mesajlarla isterseniz devam edeyim hocam ben. Merhaba, 13 senelik evliyim. 3 düşük yaptığım kan pıhtılaşması varmış. Sonra tüp bebek denedik. 24 haftalık erken doğum yaptım ve öğrendim ki rahim kısalığı varmış ve ben de 9 ay boyunca kan sulandırıcı kullanmak zorundayım. Zorunda mıyım diye sormak istedi sanırım seyircimiz. Şimdiden teşekkür ederim diye yazmış. Bu ikisi aynı şey midir hocam? Şimdi yok. Tamamen farklı şeyler. Eğer hastamız mesela bir polikistik overse, polikistik overde şeyi çok görüyoruz. Düşük yapma ihtimali biraz daha fazla görüyoruz normal hastalarımıza göre. Ayrıca rahim ağzı yetmezliği de ortaya çıkarak böyle gebeliğin hani orta dönemlerinde işte 20-24 hafta aralarında kayıplarla da karşı karşıya kalabiliyorsun. Şimdi burada ikisi birbirinden farklı antite. Hastamızın pıhtılaşma problemi var denilen şey eğer gerçekten 1-2 tane kalem var orada varsa tabii ki 9 ay mutlaka hastanın kan sulandırıcı kullanması lazım. Ama eğer öyle bir problem yoksa tekrar ediyorum. Hani bir iki tane böyle çok ender rastlanılan durum var. Onlardan yoksa 9 ay boyunca iğne kullanmasına kesinlikle gerek yok. Bu bir. İkincisi şimdi 13 yıllık evlilik. İşte 3 tane düşük. Bir tane tüp bebek sonucunda işte erken doğum diyelim. Kayıplar var. Bu hastalarımızın işte az önce söyledik kilo konusu. Eğer kilosu varsa kiloyu verip akabinde tekrar tedaviye başlaması lazım. Tedavide gebelik oldu. Gebelikte rahim ağzı yetmezliğini engelleyebilecek elimizde iki tane silahımız var. Bunlardan bir tanesi rahim ağzı dikişi. Bir tanesi de progesteron hormonunun desteği. Yani bu gebeliğin başında kullandığımız, bu tip tedavilerde verdiğimiz rahim ağzı kısalığını hani uzatan diyelim daha doğrusu haplarımıza, ilaçlarımıza bunların devamlı olarak kullanılması. Yani bu iki tedaviden bir tanesini hekim hangisini uygun görürse ona göre devam etmesinde fayda var. Yani bunu normal bir bebek tedavisine gittikleri zaman illa tüp bebek merkezinde mi gitmesi lazım bu gebelik takibinde? Yok şart değil. Şimdi ben onu açıklık getireyim. Dün de mesela bir hocamızla konuştuk telefonda konuşurken. Şimdi biz kadın doğum uzmanıyız. Kadın doğum uzmanının temel görevlerinden bir tanesi gebelik takibi ve doğumdur. Yani her kadın doğum uzmanı gebelik takibi ve doğumu çok rahatlıkla yapabilecek kapasitedir. Ama bizler, hani ben olayım, Dilek Hanım olsun, Fuat Bey olsun, hastalarımız gebe kaldıktan sonra hastalarımıza hep şu seçeneği sunarız. Bakın, daha kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bir hekim arkadaşımız varsa onunla irtibata geçin. Şimdi takdir edersiniz ki biz Konya merkezi, Konya'da çalışmaktayız.
bize Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın birçok yerinden hastalar tedavi için geliyorlar. Evet. İşte yani şu anda daha az önce Özbek bir hasta Özbekistan'dan gelmiş tedavi için. Bakıyoruz. Somali'den gelmiş bir hasta oldu mesela. Tedavisini ayarlıyoruz. Bu hastaların gebelik takiplerini biz mi yapacağız? Hayır, öyle bir şeye gerek yok tabii ki. Artvin'den gelen hastamız var. Edirne'den geliyor hastamız bizim. İşte Hakkari'den gelmiş olan hastamız vardı. Biliyorsunuz Kars'tan gelen hastamız var. Yani Türkiye'nin her yerinden hastalar gelmekte. Şimdi bu gelen hastalar gebe kaldıkları zaman da bizim söylediğimiz cümle şudur. Güvendiğiniz bir hekim tarafından takibiniz yapılsın, doğumunuz yapılsın. Dolayısıyla bu konularda az önce konuştuğumuz işte pıhtılaşma nedeniyle ilaç kullanıyor ya da rahim ağzı yetmezliği var ya da gebelikte başka sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bunlarla ilgili bulundukları yerdeki hekimlere anlatmaları lazım. Yani onların tüp bebek hekimi olmasına gerek yok tabii ki. Yani hani bebek olduktan sonra biraz titiz davranıyoruz. O yüzden hani hocam bu konuyu da sormak istedim. İnanın her gebelik bizim için çok kıymetlidir. Evet, kesinlikle. Ama uğraşılarak zor şartlar altında elde edilmiş gebelikler gerçekten çok daha önemlidir. Mesela bir tane hastam vardı. Şeyde geçen hafta işte Sarıveliler'de yaşıyor. Buraya yaklaşık 2,5 saatlik yerde. Ağrım var diye beni aradı. Tamam, telefonda. Yani çünkü hasta zor şartta şey yapmış. Yani bulunduğu yerde kadın doğum uzmanı bulma şansımız yok. Çok zor. Gelse yaklaşık 2,5-3 saatlik yerden gelecek falan böyle. Acaba ağrısı kadın doğumla mı ilgili? Başka bir şeyle mi ilgili? Tamam. Yani burada çok aç pazar üstü tabii. Yani düşünün. Yani hastanın başka bir sıkıntısı var. Ama ulaştığı ilk kişi biziz. Bu da güzel bir şey. Tabii aklı ilk gelmesi ama sonuçta kum döküyormuş. İşte hasta tabii ki ufak tefek tedavilerle rahatladı. Biz de mutlu olduk tabii ki yani. Ay işte her bebek kıymetli. Şimdi düşünün 27-28 hafta o çocuk kaybetsek, o kadar uğraşmışız, o kadar emek vermişiz, o hale gelmişiz. Yani dolayısıyla bizler için kıymetli bunlar yani. Siz o hikayeleri de bildiğiniz için aslında bunları anlatırken hem hasta gizliliğini koruyup anlatıyorsunuz, hem insanların neler yaşadığını biliyorsunuz. Hani ben şey diyorum bazı seyircilerimize, hani fırsatı olan Konya'da hani gelsin bir sabah biz otursun merkeze, akşam giderken gerçekten şükredip gidecektir. Çünkü o kadar çok farklı insanlar geliyor ki, hani biz bile gördüğümüz zaman ya bu da mı varmış? Yani insanlar gerçekten haklıymış diyoruz. Tabii tabii. Gerçekten evet. Hocam. Şu PRP ile biraz önce konuşmuştuk. Tesadüfen bir seyircimiz yazmış hocam. Merhabalar, yaş 44, AMH 036. Bize hangi tedavi uygun olur? 3 başarısız tüp bebek, 2 aşılama olmadı. Bize PRP fayda olur mu? Onu önerdiler sizce diye sormuş hocam. Şimdi 44 yaş bizim için çok önemli bir yaş. Yani biraz karamsar bakıyorum ben. Hani yaşımız ilerlemeye başladıkça. Bu da tabii ki tecrübemizden kaynaklanıyor. Yani geldi hastalar, yaptık. Tabii 45 yaşında da yaptım ben. 46 yaşında da yaptım. 48 yaşında hastaya bebek tedavisi yaptım. Bakın. Hastanın muayenesi çok güzel. İşte yumurtalıkları çok güzel. Her şey harika. Yani yapmak istemedim. Ama hasta çok ısrarcı davrandı. Hocam illaki yapın dedi. Tamam dedim, o zaman gelin yapalım. Seni dedi gazeteye, televizyona çıkaracağım. Böyle aynen cümleyi hiç unutmam. Yaklaşık 6-7 yıl önceydi. Hastaya tedavi yaptık. Çok güzel embriyolar elde ettik. Transfer ettik. Yani ben de böyle çok heyecanlanmaya başladım. Hasta gebe kalacak diye. Kalamadı. Ama bu hastayla o kadar çok konuştum ki ben. Bakın işte kalma ihtimaliniz düşüktür. Ona göre şöyle yapalım, böyle yapalım. Bakın heveslenmeyin falan diye. Aradan bir ay, 1,5 ay geçti. Eşi benim yanıma uğradı. Dedi ki hocam keşke yapmasaydık. Çünkü dedi eşim dedi depresyonda dedi. Yani bir aydır dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Olma ihtimali çok düşük olan hastaya tedavi yaptık. Ve sonunda yani mutlu giden bir hayatı vardı. Depresyon yaşadı hasta. Kabullenilmişlik yani vardı. Evet. Yani şimdi hastamızın yaşı da 44'e gelmiş. Artık bu vakitten sonra hocam ne yapacaksınız? Yani tekrar denemekten başka bir şansımız yok. Bu PRP'yi nereye yapacaksınız? Yani nasıl yapabilirsiniz yani, tamam mı? Bilimsel olarak ispatlanmış, açıklanmış bir tarafı yok. Tamam. Ama yaptırabilirsin tabii ki. Gidip akupunktur da yaptırabilirsin. Ya da başka şeyler de yaptırabilirsiniz. Başka ilaçlar da kullanabilirsiniz. İşte efendim gidip attarlardan alıp birçok şey onları kullanarak da yapabilirsiniz. Ama gebelik şansımız bizim.
Bakın 40'ın üzerine çıkmaya başladıkça, yaşımız ilerlemeye başladıkça şansımız azalmaya başlıyor. Onun yerine beklemektense hemen tedavi yapmak lazım. Mümkün olduğundan en kısa sürede tekrar tedavi yapmak lazım. Başarıya ulaşabilir miyiz? Evet, ulaşabiliriz. Ama ulaşamayabiliriz de tabii ki. Ya bu şey gibi de mi düşünülebilir hocam? Hani nasıl yaşlanıyoruz, yaşalıyoruz. İç organlar da ona göre yaşlanıyor. Tabii ki. Yani çok güzel embriyolar elde ettim, işte gebelik olacak diye ben de heyecanlandım dediğiniz durumda bu herhalde. İşte embriyonun içinde problem oluyor zaten. Ya. Tamam. Hücreleri çok güzel görüyorsunuz. Ama hücrelerin büyük çoğunluğunda kromozom bozukluğu oluyor. Evet. Bölünme anomalileri oluyor içeride. Tamam. Yani dolayısıyla siz her ne kadar bunları güzel görseniz de olmuyor. E hocam peki hiç mi gebe kalan yok? E var tabii ki. Var. Ama hani bir 35 yaşındaki bir hastanın gebe kalmasıyla 45 yaşındaki bir hastanın gebe kalması bir değil. Oranlar ona göre düşüyor. Tabii ki ona göre düşük. Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz tabii ki. Ama hastalarımızı hepsini masaya yatırıyoruz. İhtimalleri konuşuyoruz. Ona göre başta hocam diyenlere başlıyoruz tabii ki. Dondurulmuş embriyoyla ilgili bir soru var. Çok güzel de bir soru hocam. Hocam iyi günler. Bizim 5 adet embriyomuz 3 yıldır dondurulmuş bir şekilde bekliyor. Dondurulmuş embriyolar zamanla bozulur mu? Çok herkesin güzel soru. Korkusu budur. Bana da benzer sorular geliyor. Şimdi yanılmıyorsam geçen yıl Amerika'da embriyo bağışı gibi hani onlarda donör izin veriyorlar. Hani başkasının embriyonun başkasına kullanılmasına izin veriyorlar. 26 yıl önce dondurulmuş bir embriyoyu transfer ediyorlar. Hasta gebe kalıyor ve doğuruyor. Başka bir kadına transfer ediyorlar. Ne kadar mucizevi şeyler aslında. Yani dolayısıyla hani bu yaşantı biz baktığımız zaman da bizim yönetmeliğimize göre 5 yıl deniyor. 5 yıldan sonra uzatmak için işte müdürlüğe, Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Müdürlüğü'ne haber verin gibi şeyler söyleniyor. Teorik olarak baktığınızda sonsuza kadar dondurulmuş embriyodan faydalanabiliriz biz. Ama yönetmeliğimize göre bu 5 yıl, 5 yıldan sonra ekstra hani girişimlerde bulunmak lazım. Dolayısıyla embriyo hani bir ay beklemiş, 5 yıl beklemiş arasında herhangi bir fark yok. Gebelik oranlarımız değişmiyor. Bozulmaz yani. Hayır yok bozulmaz. Kaldı ki son dönemlerde mesela rahim dinlendirme metodu diye bir hani bir ara böyle popüler olan bir yaklaşım vardı. Özellikle aşırı cevap verenler mesela polikistik over hastaları gibi ya da yumurtalık rezervi çok iyi olan hastalarda tüp bebek tedavisinde biz kendi kliniğimizde artık dondurma yapıyoruz. Embriyoyu elde ettikten sonra donduruyoruz, hemen transfer etmiyoruz. Dinlendiriyoruz, hormonlar normale geliyor, hastanın rahmi normale geliyor. Ondan sonra yaklaşık 1,5-2 ay sonra transfer ediyoruz. Rahmi hazırlıyorsunuz. Tabii. Böyle yaptığımız zaman daha güzel gebelikler elde ettiğimizi, daha az komplikasyon oranlarımızın olduğunu görmekteyiz. Bunun için de tabii yaptığımız uygulamalarımızda maliyeti azaltacak, hani hastaya ilaç masrafını azaltacak çeşitli uygulamalar da yapmaktayız. Artı parantez açmak istiyorum hocam. Her hastaya mı yapıyorsunuz yoksa? Hayır. Belli. Şunu ben dile getirmek istiyorum. Mutlaka hastalarınızı bilsinler. Bir tedavi her hastaya uygun değildir. Evet. Her hasta için kendisine özgü tedavi planlamak lazım. İşte o zaman zaten bizim hani değerimiz, bilimsel çalışmalarımız, merkezimizin ekip olması, işte elimizde embriyoskopun olması, genetiğin olması ya da başka şeylerin olması, işte bu dondur çözlerin yapılması falan tamamen elinizde ne kadar çok silah varsa hangi hastaya hangisini kullanacağınızı bilmeniz lazım ve ona göre hareket etmeniz lazım. İşte zaten programın başında sosyal medya, işte internetten şey bilgi alma hocam, bilmem çok. Ne. İşte her hasta zannediyor ki bana bunlar yapılması lazım. Değil, hayır. Biz burada konuşuyoruz mesela az önce dedim embriyoskop her hasta için uygun bir şey değil. Ya da genetik tüp bebek her hasta için uygun bir şey değil. Gerek de yok yani, tamam mı? İşte biz orada gördükçe böyle her şey hatta geliyorlar. Hocam böyle bir şey varmış, neden bize yapmadınız? Ya niye? Neden? Değil işte. İşte bunu söyleyemiyorsunuz hocam. Orada öyle şeyler yazıyor ki ya ben de okuyorum, yalan değil. Daha dün bilgisayarın başında böyle gözüm kör edecek şekilde birkaç bir şey araştırdım. Orada bir şeyden bahsediyorlar. Ondan sonra onu araştırıyorum. Oradan başka biri işte ben şunu denedim çok iyi geldi onu araştırdım.
Sonra baktım ki arka arkaya bir 10 tane falan sayfa açmışım ben. Tabii. Tabii. Ben bunların hepsini yaparsam dedim, her şey çok güzel olacak demek ki. Yani işte biz öyle düşünüyoruz. Öyle bir dünya yok yani aslında. Öyle ki örnek vereceğim, yine hastalık üzerinden örnek vereceğim. Genetik taşıyıcılığı var hastamızın. Çocuğuna aktarma ihtimali var. Tamam, o taşıyıcılığı aktarma ihtimali var. Problem olabilir mi? Evet olabilir, olmayabilir mi? Şimdi bu hastayla biz oturduk, konuştuk. Dedim ki ya bakın, sizdeki olan bu durum çocuğunuza da geçme ihtimali var. Yaşamsal olarak sıkıntılı mı? Değil. Ama problem yaşayabilir mi? Yaşayabilir. İsterseniz genetikle ben genetik tüp bebekte bunu ortadan kaldırabilirim dedim. Hastayla bunu konuştum. Hastalar dediler ki ya hocam ben hani kendimde çok ciddi bir sıkıntı görmüyorum. Çocuğuma geçerse yine sıkıntı olmadan devam edebiliriz. Olur dedim. Hay hay. Tabii ki. Bakın genetik tüp bebek gereken bir hasta. Bu hasta aslında gerekiyor. Ama hasta istemediği için normal tüp bebek yapıyorum ben. Dosyasına imzayı aldım. Kendisine bu konuyu anlattığımı, hastanın kabul etmediğini yazdım. Ve hastaya yapmadık genetik tüp bebek. Ama ciddi bir tedavi gereken bir hasta olsaydı? O zaman mecburen tabii ki. Değil mesela örnek vereyim, talasemi majör olma ihtimali var hastanın. O zaman mutlaka yani derdim, bakın benim kliniğimde siz bu tedaviye genetik yaptırmadan yapamazsınız derdim. Buna izin vermezdik. İşte az önce nasıl hani hastaya dürüst olmak lazım, hasta lehine karar vermek lazım. İşte bunları hani hepsini analiz edip ona göre hareket ediyorsunuz. Bir hastaya onu yaparken bir hastaya başka bir şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela şu an mesajlarımdan birisinde de selam hocama yeni bir şey duydum. Kasılma serumu ve gebelik aşısı diye bunlar şansı çoğaltıyor mu? Bilgi verebilir misiniz? Yani iki bir şey duymuş, bunlar şansımızı çoğaltır mı? Şimdi tabii ki şöyle bu gebelik aşısı diye konuştuğumuz mevzu bu da yaklaşık yanılmıyorsam 7 yıl önce falan ortaya çıkan bir şeydi. Ankara'da bir merkez işte rahim içine enjekte ediyorum, serum alıyorum, oradan hazırlık yapıyorum. İşte enjekte ediyorum, oradan da gebelik oranlarım iyi olacak diye çıkarmıştı. Dolayısıyla biz de tabii ki o dönemde oturduk, kendi araştırmamızı yaptık. Bazı grup hastalarda faydalı olduğunu gördük, evet. Hani tamamen çöp atabileceğimiz bir şey değil kesinlikle. Faydalı, dolayısıyla bunu biz uyguladık. Ama intrapid gibi böyle bir serum diye bahsedilen şey muhtemelen odur diye düşünüyorum ben. Lipid solüsyonları var. Lipid solüsyonlarını yani yağ solüsyonu diyelim bunlar. Genellikle biz şeylere veriyoruz buna. Çok kusması olan ya da yoğun bakım tedavisi görmüş yanıklı hastalarda falan böyle beslenme ağızdan çok iyi beslenemeyen hastalara verdiğimiz uyguladığımız tedavi şekilleri bunlar. Bunları tüp bebek öncesinde kullanımı yani son işte ne kadar demiyor 2-3 yıl önce gündeme geldi. İşte şimdilerde de muhtemelen kalkacak diye düşünüyorum. Gündeme geldi ve hani biz bunları uyguluyoruz, başarılı oluyor falan diye lanse edilen yerler var. Şimdi bu tedaviler yaklaşık olarak 20-25 yıl önce dünyada uygulanan ama başarısız olduğu için terk edilen, gebelik oranlarımıza bir katkısı olmadığı için terk edilen yöntemler. Peki tamam. Neden tekrar gündeme geliyor hocam bunlar? Farklı olmak adına. Anladım. Farklı olmak için yani biz şunları yapıyoruz, farklı yapıyoruz dediğiniz zaman da siz ya bak ben bunu işte Sami Hoca bana yapmadı, ben gideyim farklı bir şey var orada, orada onu yaptırayım diye gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Ondan sonra başarıya ulaşabilirsiniz, ulaşamayabilirsiniz de. O zaman sonra dönüyorsunuz tekrar. Var, dün görüştüm bir hastamla. Gelmiş bizle mesela bir görüşme yapmış. Sonra gitmiş işte başka bir merkeze. İl dışında başka bir merkezde. Herkesin aklında tabii bu konuda Ankara çok iyidir, İstanbul çok iyidir mevzuları var. Oradaki merkezler çok iyi. Hayır. Ben evet. Biliyorum, birebir biliyorum. Bakın inanın Antalya'da çok güzel merkezlerimiz var. Antep'te çok güzel merkezlerimiz var. Yine Kayseri'de aynı şekilde. Hani ülkemizin farklı yerlerinde de çok güzel, gerçekten çok bilimsel çalışan merkezler var. Gitmiş işte hasta İstanbul'da çok meşhur merkezlerden bir tanesi. 2-3 deneme yapmış, başarısız. Geldi tekrar dedi ki hocam biz gittik ama yanlış yaptık yani. Hani siz bize tekrar tedavi yapar mısınız? Tabii dedim ben de yaparız, niye yapmayalım yani sonuçta hastamıza. Ama bazen şöyle oluyor, bazen bizde de aynı şeyler oluyor. Hastaya 2 defa yapıyorsunuz, 3 defa yapıyorsunuz. Başarısız oluyorsunuz. O zaman alıyorum ben hastamı konuşuyorum. Diyorum ki ya bakın
biz size yaptık tedaviyi başarısız olduk. Ama isterseniz başka bir merkezde deneyebilirsiniz diyorum. Bunu söyleyebilmek de güzel bir şey. Kesinlikle hocam. Söylüyorum. Bakın dün mesela böyle bir sonuçla karşılaştım. Çok güzel, harika, her şey çok iyi. Hasta da bana çok geliyor. Ben de hastayı çok seviyorum. Ama başarısız oldum yani hastada. Şimdi yani bunu benim ısrarcı olmam, yani illaki gel sana tekrar deneyeyim, tekrar deneyeyim demek hastaya zarar verecek, bana da zarar veriyor. Dolayısıyla bu hastama da böyle bir şey teklif edeceğim yani. O zaman bir hastanızın daha mesajını okuyayım. Şimdi şeye çok inanıyorum. Ben hastanın nasibine çok inanıyorum. Kısmetine çok inanıyorum. Tamam mı? O hastanın kısmeti nasibi bizdeyse bizden olacaktır yani. Elimizden gibi kalacaktır. Başka bir yerdeyse başka bir yerden olacaktır. Ben buna inanıyorum. İnanın, gerçekten inanıyorum. Şimdi geliyor bana mesela. İşte ben şu merkeze denedim hocam diyor. İşte efendim olmadı. Diyorum belki kısmetim bendedir. Öyle diyorum. Yani şuna inanıyorum. Bakın tekrar buradan ekranların başındaki bizi seyreden herkese söylüyorum. Her doktor hastasının iyi olmasını ister mutlaka. Gebe kalmasını ister. Yani dolayısıyla bir başarısız olmuş, başka bir yerde başarısız olmuşsa bu o merkezin kötü olduğunu ya da doktorun kötü olduğu anlamını taşımaz yani. Çünkü oradan başkaları da gebe kalmakta. Bizde de aynı şekilde. Yani ben onun için hani kısmete nasibe inanan birisiyim. Bizden nasibi varsa bizden oluyordur yani öyle. O zaman ben herkes adına teşekkür ediyorum hocam. Tabii bizim görevimiz ama işte hani modern tıbbın gereklerini yerine getirmektir. Onun için gerekli araştırmalarımızı yapacağız, gerekli işte bir çalışmalarımızı yapacağız. Ona göre de sonrasında hani kısmetse diye bırakacağız tabii ki. Bir mesaj okuyup bitirmek zorundayım. Bize evet. Verilen süremiz bu kadar hocam. Hayırlı günler hocam, ben Fatma Bayrakçı. İkinci bebeğimi 16 gün önce kucağıma aldım sizin sayenizde. Ne güzel. Allah ne sizden güzel. Razı olsun diye yazmış. Fatma çok mutlu etti. İşte. Fatma'nın tabii ilk gebeğini hatırlıyorum ben. Sonra ikinci tedavi için gelmişti. Dedim Fatma zaman çok çabuk geçmiş. Şimdi inanın daha dün yaptık gibi sanki tedavisini evet. Fatma'nın. Çok güzel, ben de çok mutlu oldum. Ne güzel. Allah tabii işte Fatma gibi hastalarımız da var yani. Geliyor ilk tedavide hemen gebe kalıyor. Sonra gidiyor çocuğu büyütüyor biraz. Sonra tekrar geliyor ikinci gebelik için. Orada da sonuca ulaşıyor. Ne kadar güzel. Allah herkese Fatma gibi şans versin. Yani i̇nşallah, inşallah. Versin inşallah. Bizi izleyenler şimdi mesajlarım da var ama verilen süre kısıtlı olduğu için okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Ama her hafta söylediğim gibi bu mesajlarınız böyle kalmıyor. Biz elimizden geldikçe sizlere dönüş yapmaya çalışıyoruz. Okuyabildiklerimi okudum. Okuyamadıklarımı hafta içi ve hafta sonu doktorlarımız müsait oldukça sizlere dönüş yapacaklar. Hocam çok teşekkür ediyorum herkes adına. Büyük bir ihtimal hastalarınız da izliyorlardır bizi. Mesaj çekemeyenler, aramayanlar oluyor. Ben herkes adına çok teşekkür ediyorum. Hani ben bu programın yararını da merkezinize gelen seyircilerimiz oluyor buradan bizi görüp. Onlar işte biz görüp geldik. Çok güzel bir program yapıyorsunuz diyorlar. Sağ olsunlar. İnşallah sağ yararlı olabiliyoruz. Ben hep bize gelin de demiyorum yani. Ama beklemeyin diyorum. Yani gidin bulunduğunuz yerdeki bu işte ilgilenen profesyonel arkadaşlarla mutlaka görüşün. Ha bu Konya'daysanız biz olabiliriz. Ya da işte atıyorum başka bir yerde başka hekimler olabilir. Ama beklemeyin işte 44 yaşında bakın yapabilecek bir şey kalmıyor 44-45 yaşından sonra. Azalmaya başlıyor artık. Onun yerine hani beklemek yerine bir şeylere daha erken başlamak daha iyi oluyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Sağ olun. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi hafta sonları.